Evet, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit ve gazi aileleri de hiç kuşku yok ki bundan etkilendi. Yanımızda şehit ve gazi ailelerimizi temsil eden Kayseri'deki derneğimizin başkanı Ali Yavuz var. Başkanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz başkanım. Hiç kuşku yok ki 11 Mart'ta ilk vakası görünen koronavirüsten bütün vatandaşlarımız olduğu gibi hem şehit ailelerimiz hem gazilerimiz hem de onların aileleri de etkilenmiştir. Bu bağlamda, bu süreçte dernek olarak neler yaptınız? Biz dernek olarak ilk bu vakanın görüldüğü günden itibaren Sağlık Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın genelgeliğine istinaden işte almış oldukları tedbirlere istinaden derneğimiz kapatıldı. Yani genel merkezimizin bize göndermiş olduğu genelgeyle, yazıyla birlikte kapatıldı. Ama biz süreç olarak, yönetim olarak devamlı biz zaman zaman derneğimize gelerek derneğimizin dezenfektan bakımı olsun, temizliği bakımından olsun biz buradaydık. İhtiyacı olan şehit ailelerimizin ya da gazi arkadaşlarımızın biz mesaj yoluyla bildirerek ya biz her zaman bir telefon kadar yakın olduğumuzu söyleyerek sıkıntısı, derdi ya da işte ihtiyacı olan ailelerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirttik. O günden itibaren de biz zaman zaman şehit ailelerimizi tabi bundan en çok etkilenen yaş itibarıyla hep şehit ailelerimiz 60 yaş üzerinde olan şehit ailelerimiz var. Bu şehit ailelerimizin de zaman zaman arayıp dertlerini, sıkıntılarını sorduk. İhtiyaçlarının olup olmadıklarını sorduk. Tabi durumu iyi olmayan, sağlık açısından hasta olan şehit ailelerimiz vardı. Bu şehit ailelerimizin de ihtiyaçlarının giderilmesi için valiliğimize bağlı sosyal sorumluluk projesi adı altında olan gruplarımızla irtibata geçerek ailelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması yönünde girişimlerde bulunduk ve ihtiyaçları giderildi. Tabi burada en çok şehit ailelerimizin ve gazilerimizin sıkıntı çektiği maske konusu olsun, işte diğer farklı ihtiyaçları derneğimiz tarafından talep olduğu takdirde giderilmeye çalışıldı. Biz dernek olarak her zaman kapalıydık ama açık gibi çalıştık. Tabii bundan bizler de çok sıkıntılı bir süreç geçirdik. Kapınız kapalıydı ama Kapalı ama gönlümüz gönlünüz açıktı. Biz her zaman şehit ailelerimize, gazilerin yanında olmaya çalıştık imkanlarımız dahilinde. Yani bu sonuç ülkemizi ve dünyayı saran bir vaka, bir virüs süreci geçildi. Ölümlü bir vakalar oluştu. Aileler olarak, şehit aileleri ve gaziler olarak en az hasarla atlatmaya çalıştık. Şu ana kadar da şehit ailelerimizden olsun, gazilerimizden fazla bir pozitif çıkan bir ailemiz olmadı. Sadece bir gazi arkadaşımız da pozitif çıktı. O da çalıştığı ortamda başka birinden bu virüs bulaşarak bu hastalığa yakalandı. Ve hastalığı ayakta diyecek kontrol altında bu süreci atlattı ama annesi babasına bulaştığından dolayı yaş itibarıyla anne baba biraz sıkıntılı yoğun bakımda yattı, o süreci atlattı. Şu anda onun haricinde de sıkıntılı bir sürecimiz olmadı. Ailelerimiz tabii kendini kontrol altına alarak Sağlık Bakanlığımızın genelgesine istinaden uyarak maskesinde tedbirlerini alarak sıkıntılı bir süreci atlattık. Şu ana kadar da büyük bir sıkıntımız yok yani. Peki başkanım, bu süreçte Muzaffer Ordumuz da şu anda operasyonda Pençe Kaplan Harekatı ve Pençe Kartal Harekatı hem havadan hem karadan şer odaklarını, terör odaklarını yok etmek üzere askerimiz saldırıyor. Bu noktada yaralılarımız oluyor. Zaman zaman maalesef acı haberleri duyuruyoruz. Şehitlerimiz oluyor ama ordumuz büyük bir kararlılıkla operasyona devam ediyor. Neler söylemek istersiniz? Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yapmış olduğu bütün operasyonları biz şehit aileler ve gaziler olarak her zaman destekledik. Yanlarında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yapmış olduğu bütün operasyonlar ülkemizin ve milletimizin
birlik ve beraberliği için, huzuru için yapılmış olan operasyonlar, terör örgütünden biz yıllarca çok acı çektik. Çünkü çok binlerce şehit verdik, gazi verdik. Her şehit haberi geldiğinde bizim canlarımız yanıyor. Önce yani dışarıdaki insanlar, bu işin içinde olmayan şehit ailesi, yakınında şehit ailesi olmayan, gazisi olmayan milletimiz üzülüyor ama bizim kadar üzülmüyorlar. Çünkü her şehit haberi geldiğinde şehit anne babamızın o acısını, o üzüntüsünü kimse anlayamaz. Ateş düştüğü yeri yakıyor ve bizler bu ülkemizdeki terör örgütünün temizlenmesi için yapılan bütün operasyonları destekliyoruz. Son günde de işte yapılan Pençe Kaplan operasyonu da biz sonuna kadar destekliyoruz. Yerinde ve zamanında yapılan bir operasyon, terör örgütünün yuvalanmış olduğu Kandil bölgesini binlerce operasyon yapılarak terör örgütünün yapmış olduğu yığınakları, mühimmatları ve yiyeceklerini, kendilerinin işte yaşam destek yığınaklarını imha ettiler ve elini zayıflattılar. Güçlü bir başarı elde ettiler orada. Biz bu başarılı operasyonlara bizi gururlandırıyor. Çünkü bizim yıllarca canımızı yakanların canları yakılıyor. Biz sonuna kadar üzerine gidilmesini istiyoruz. Ve terör örgütü Kandil bölgesinden temizlenene kadar, Türk bayrağı Kandil'de dalgalanana kadar o bölgede durulmasını, mücadelenin devam edilmesini istiyoruz. Çünkü terör örgütü öyle kaçak dövüşüyor ki şerefsizce, haince tuzaklar kurarak Türk askerimizi karşısına çıkmaya çalışıyor. İşte sivil vatandaşları kullanarak, aslında Türkiye'de geçmişte sivil vatandaşlarımızı kullanarak hem sivil vatandaşların ölümüne sebebiyet vermek, hem askerimizi, polisimizi şehit etmelerine sebep oldular. Yine Kandil, İran kuzeyinde de yine işte Mahmur kampı, Sincar'daki sivil insanların içeriğine karışarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon yapmasını engellemeye çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar amaçlarına ulaşamayacaklar. Nasıl Suriye'de başarılı operasyonlar yapıldıysa, Türkiye'mizin güvenliğini sağlamak için güvenli koridorların oluşmasını sağladılarsa, Kandil'de de, Kuzey Irak'ta da bu başarılı operasyonlar yapılarak terör örgütünün kökü kazanılacak. Nasıl Türkiye içerisinde başarılı operasyonlar yaparak hareket alanları kısıtlandıysa, Kuzey Irak'ta da onların hareket alanları kısıtlanarak, onun dışarıdan gelen desteklerinin de kesilerek hareket alanları yok edilmeye çalışıldı ve şu anda başarılı oluyoruz. İnşallah kökü kazanacak ve ülkemizde, milletimizde, dünyada bu terör örgütünden kurtulacak yani. Yani biz çok acı çekiyoruz ama dünya devletleri bunu anlamaz. Çünkü kendileri destekliyor bu terör örgütünü. Aslında Suriye'de YPG, PKK işte bütün terör örgütlerine destek verdiler. Hani terör örgütüne de yıllarca 84 yılından bugüne süre gelen destek verdiler. Ama amaçlarına ulaşamayacaklar. Türkiye savunma sanayisine güçlenerek dünyanın sayılı ordusu olan güçlü ordumuz karşısında bunlar amaçlarına ulaşamayacaklar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.